Ailesine yeni katılan öğrenci arkadaşlarıma hoş geldiniz diyor ve yüksekokulumuzda geçecekleri eğitim ve öğretim süresince başarılı ve mutlu bir dönem geçirmelerini temenni ediyorum. Program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, öğrenciler adına konuşma, yüksekokul müdürümüz Doçent Doktor Mehmet Cihangir'in konuşmaları, rektör yardımcımız Profesör Doktor Aykut Gür'ün konuşmaları, belediye başkanımız Sayın Murat Altındiş'in konuşmaları, kaymakamımız Sayın Oktay Çağatay'ın konuşmaları, müzik dinletisi oryantasyon programı şeklinde devam edecektir. Şimdi sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve hemen ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Öncelikle saygıdeğer hocalarından beklentilerimizi ifade etmek isterim. YGS Endeksi
Eğitim Haftalığı'nın birer eseri olarak karşınızda duruyorum. Burada ilk ve orta öğretmenin bize içine soktuğu kalıptan bir ara doğrultuda kurtulmak ve kendimizi dönüştürmek istiyorum. Bunu siz olmadan yapamayacağımızın bilincindeyiz. Sizlerden beklentimiz şudur ki bize özgüven aşılayınız. Farklı bir deyimle var olan özgüvenimizi yeniden inşa edip güçlendiriniz. Bize akademik disiplini, sorgulamayı, eleştirel düşünmeyi, hoşgörüyü, özgürlük talep etmeyi, demokratik davranmayı, en önemlisi evvel bozma pratiği öğretiniz. Üniversite yaşamımız boyunca bizi bir nakış gibi işleyecek siz değerli hocalarından, öğrenciler adına bir ricam daha olacaktır. Lütfen nakışları güncelleyiniz. Öyle ki okulumuz gittiğinde bizlere öğrettiğiniz nakışlar demodere eskimiş nakışlar olmasın. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektör Yardımcılarım, sizlerin de bildiği üzere yüksekokulumuzda yaklaşık 700 civarında öğrenci bulunmaktadır. Bu kadar öğrencisi olan yüksekokulumuzda sosyal yaşam ve sportif faaliyetleri alanları ve bunlarla ilgili altyapı olanakları maalesef yeterli değildir. Okulumuzun açıldığı Eylül ayında, okulumuza geldiğimizde Haziran ayında bıraktığımızdan çok ama çok farklı bir okul bulduk. İç ve dış mekan olarak son derece güzelleştirilmiş, ciddi ölçüde bakım onarından geçmiş bir okulla karşılaştık. Daha önce bağlı olmayan çok güzel bir de seminer salonu, yeni kantin ve sosyal mekanlar bulduk karşımızda. Akademik eğitim ve eğitim için gerekli tüm olanakların sağlandığını gördük. Ancak sayın büyüklerim, İnsan aynı zamanda sosyal bir varlıktır. Bunun için spor yapmalıyız. Spor takımlarımız ilçemiz ve ilimizde yapılan sportif müsabakalara katılmalıdır. Bunun için de okulumuzda bulunan kısıtlarla sadece voleybol ve basketbol sahası sığdırılabilmiştir. Yeni dönemde bir badminton sahası yaptırıldığı, satranç mekanı oluşturulduğu görülmüştür. İlaveten belki sizi güldürecektir ancak alan yokluğu nedeniyle ip patlama ve halat çekme için yöneticilerimiz bize ip ve halat almışlardır. Bu nedenlerle üniversitemiz ve yüksekokulumuz yönetiminin gayreti, bahçe idari ve mülkiye amirlerinin desteği, ilçemiz değerli sınıfının ve halkının işbirliğiyle en kısa sürede kampüs bir yüksekokul kurulacağına tüm kalbimize inanıyoruz. Değerli konuklar, sevgili öğrenciler, 2013-2014 eğitim öğretim döneminin hepiniz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Bizleri yalnız bırakmayan sizler, değerli konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyor. Teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarına dolayı arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de Yüksekokul Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Mehmet Cihangir'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Rektör Vekili, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, üniversitemizin değerli akademik ve idari personeli, basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Üniversitemizin 2013-2014 eğitim öğretim yılı akademik açılış törenini onurlandırmanızdan dolayı teşekkür olduğumu ifade ediyor. Şahsım ve temsil ettiğim yüksekokul camiası adına hoş geldiniz diyorum. Değerli konuklar, sevgili öğrenciler, geçen bahar döneminde yüksekokulumuzdan yaklaşık 240 öğrencimizi mezun ettik. Toplam 5 bölümde. 2013-2014 öğretim yılı başında ise yüksek okulumuza 180 öğrenci yeniden tekrar katıldı. Yeni kayıt döneminde normal öğretim olarak adlandırdığımız gündüz programlarında doluluk oranlarımız %100 oldu. Ancak ikinci öğretimde Türkiye'de baş gösteren talep azalmasından doğal olarak yüksek okulumuz da nasibini aldı. Bildiği üzere bir programda eğitim, öğretime devam edebilmesi için en az 10 öğrenci gerekmekte. Eğer siz 10 öğrenciye ulaşamıyorsanız bu programların 2 sene üst üste böyle devam ettiği durumda kapatılması gerekiyor. Şu anda yüksek
okulumuzun 3 programında ikinci öğretim söz konusu. Bu dönemde bu 3 program için talep oldu. Ancak tamamı fon sayısının altında kaldığından bu programlara gelen öğrencilerimiz YÖK genelgesi gereği normal öğrenim programlarına aktarıldı. Elbette bu azalmaların olacağı tarafımızca öngörülüyor ve bekleniyordu. Bu nedenle yüksekokulumuzda eğitim gören öğrenci sayı ve kalitesini artırmak adına Sayın Rektörümüze dış ticaret bölümü açılması için talepte bulunduk. Senatomuzun uygun görüşü üzerine talebimiz YÖK'e iletildi ve YÖK bu teklifi uygun gördü ve Bahçe Meslek Yüksekokulu bünyesinde dış ticaret bölümünün açılmasına izin vermemişler. Bu dönemde dış ticaret bölümüne öğrenci alamadık. Koşulları oluşturabilirsek önümüzdeki yıl buraya hem normal öğretim için hem ikinci öğretim için öğrenci alımını gerçekleştireceğiz. Böylelikle yüksekokulumuzda gıda, kimya, bilgisayar, işletme, muhasebe bilgi ve dış ticaret olmak üzere toplamda 6 programda eğitim öğretime devam edebileceğiz. Yüksekokul olarak az önce bir öğrencimiz de kısmen vurguladı. Hepimizin bildiği bir fiziksel mekan eksiğimiz var. Ancak bu eksikliğimizi ağlayacak durumumuz da yok. Gerek dersliklerimiz, gerek bilgisayar laboratuvarlarımız, gerek gıda ve kimya laboratuvarlarımız gibi eğitim öğretimin verildiği iç mekanlarımız şu anda modern ve çağdaş tekniklerle donatılmış durumda. Buralarda donanımsal olarak hiçbir eksiğimiz bulunmamakta. Bunun altını özetle çiziyorum. Yüksekokulumuza yapılan Edurem takviyesiyle belirli alanlarda öğrencilerimiz kablosuz internetten yararlanabiliyor şu an okulumuzun belirli alanlarında. Çok yakın bir tarihte tüm okul bahçemizde kapsayacak yeni bir sistemin okulumuza monte edileceğini, ihale sürecinin tamamlanmak üzere olduğu bilgisini değerli öğrencilerimle paylaşmak istiyorum. Böylelikle iç ve dış mekanların tamamını arkadaşlar internete kablosuz bağlamanız mümkün olacak. Yine mekansal sorunumuzun bulunmasına karşın elimizdekini en iyi şekilde değerlendirmek adına yüksekokulumuzda yaz döneminde yaz okulu bulunmasına karşın oldukça yoğunlaşmış bir çalışmayla ciddi bir iyileştirme süreci yaşadık. Yaklaşık 60 günü kapsayan bu sürede yüksekokulumuzun iç ve dış cephesini tamamıyla okulumuzun oldukça eskimiş ve yıpranmış taban alanları laboratuvarlarımız dahil olmak üzere tamamını yeni seramik ürünlerle yeniledik. Yaptığımız bir takım tadilatlarla seminerler gibi bilimsel faaliyetler için kulüp faaliyetleri gibi sosyal aktiviteler için de kullanabilecek çok amaçlı bir salonda bu dönemde hizmete açma imkanımız oldu. Bütün bu çalışmalarda gerek maddi gerekse manevi olarak bize destek ve cesaret veren üniversitemiz üst yönetimine şükranlarımı iletiyorum. Burada adını anmamanın nezaketsizlik olacağı düşüncesiyle okulumuzun özellikle boya işçiliğine bize sponsorluk desteği sağlayan başkent kimya sahip yöneticilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, yerel ekonomiye destek anlamında yüksekokulumuza yapmış olduğumuz her harcamanın kamu kaynaklarını en titiz biçimde koruyarak Bahçe ilçemizden yapılmaya çalışıldığının altını özellikle çiziyor. Bu hususun bilinmesini de özellikle arz ediyorum. Bu anlamda girişimci ve iş adamlarımıza 5'te 1 ücret olmasını dilediğim bir mesajımız var. Bu şu, yapacağımız her ihaleyi yüksekokulumuz web sayfasına koyacak ve ihale duyurusu yapacağız. Burada ihale için talep süresi de belirleyeceğiz. O süre içerisinde size bizim bir personelimizin elden teklif getirmesini beklemeyeceksiniz. Sayfamızdan teklif formunu print edip yazdıracaksınız. Kaşeleyecek, imzalayacak, kapalı zarfa koyup bize getirip teslim edeceksiniz. Bir adım
daha atacak ve ihale sonuçlarından yine aynı şekilde web sayfamızdan sizlerle paylaşacağız. Bunun bizim için yasal bir zorluk olduğunu lütfen düşünmeyin. Öyle bir durum söz konusu değil. Söz konusu olan şeffaf yönetim hususunda hassasiyetimizin bir göstergesi olsun istiyoruz. Sattığı mal ya da hizmetin kalitesine, fiyatına güvenen, satış sonrasında da sattığının arkasında durmayı tahmin eden iş adamlarımızın çokluğu bizler için de bir kazanım olacaktır. Değerli konuklar, sevgili öğrenciler, üniversite ilmin ve onun tamamlayıcısı olan ahlakın en önemli mekanıdır. Tarihin her döneminde üniversite anlamını ifa eden kurumlar isimleri değişmekle beraber konumları ve kendilerine atfedilen önem hep aynı baki kalmıştır. Bu anlamda üniversiteler geleceği yönlendiren ilmin ve ahlaki değerlerin üretildiği ve merkezler olmuşlardır. Üniversiteyi bu anlamıyla tanımak gerekiyor. Evet, üniversite hayatın merkezidir. Hayatı yönlendirir, ona kalite boyutunu katar, onu geleceğe aktarır. Üniversitenin yetkin olması sadece ve sadece öğrenci kalitesine bağlıdır. Sorgulamayan, araştırmayan, talep etmeyen bir öğrenci sadece kendisine verilenle yetinmek zorunda kalır. Kendisinin sorgulanmadığını gören eğitimci kendisini yenilemeye neden yer. Bu durumda hem hoca hem öğrenci bugünü en az 10-15 yıl geriden takip etmek zorunda kalır. Bu nedenlerle sevgili öğrenciler, araştırınız, sorgulayınız, size sunulanlardan hep daha fazlasını talep ederek hocalarınızdan hep birkaç adım önde olmaya gayret ediniz. Unutmayınız, bireysel olarak bir şeyler yapmak mümkündür. Ancak çok yorucudur. Hemşehrimiz Kalıcı olanın çok hoşumuza gider. Dizelerinde ifade ettiği şekliyle tek taş ile duvar olmaz, yıkılır. Zaman, birlikte olma, gruplar oluşturma zamanıdır. Üniversitemiz bünyesinde bunları sağlayacak mekanizmalar mevcuttur. Örneğin öğrenci kulüpleri bu tür çalışmalar için ideal birimlerdir. Rektörlüğümüz bünyesinde kurulmuş bulunan kulüplere üye olabileceğiniz gibi yüksek okulumuz bünyesinde de kulüpler kurabilirsiniz. Yüksek okul bünyemizde bu yıl kulüp seferlerini başlatacağız. İlk olarak sizlere müzik kulübü için, ikinci olarak da spor kulübü için danışmaları bizzat verdiler. Bu kulüplere ve kurmanızı bekleyen diğer kulüplere destek olmanın görevimiz olduğunun bilincinde olduğumuzu ayrıca vurgulamak isterim. Sayın rektör hocam, değerli protokol, saygıdeğer misafirler, konuşmamı tamamlarken akademik açılış törenimize katılımımızdan dolayı teşekkür eder, yeni akademik yılımızın hayırlı olmasını dilerim. Sizleri buralara gönderen anne ve babalara çok teşekkür ediyorum.
Çünkü onların emeğinin boşa çıkmayacağına inanıyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bilgi her şeyin üzerindedir. Eğer bilgili olan insan mutlaka belli bir aşamalardan geçtikten sonra her şeyi başaracağına inanıyorum. Büyük bir zatın birine sormuşlar, niye bu kadar bilgilisin diye. O da demiş ki, sormadan çekinme. Onun için öğrencilerimizin genlere eğitim veren hocalarına soraraktan bu eğitim düzeyini en yüksek düzeye taşıyacaklarına inanıyorum. Biz de Bahçe Belediyesi olarak, bu ilçe yönetenler olarak, değerli öğrencilerimizden ve sayın hocalarımızdan istirhamımız Bahçe için yapılabilecek bizim görmediğimiz eksiğimiz olan konularda bize uğrayan veya telefon açarsa bilgi verirlerse onu gerçekleştirmekten onur duyarız. Çünkü biz her zaman beyan ettiğimiz gibi her fikre ve her görüşe açık olduğumuzu açık olarak ilan ediyoruz. Bundan dolayı bunları yaptığımız zaman bizim de gücümüz yettiği oranda yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi bunları söylerken tekrar eğitim ve yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimize başarılı geçmesini ve başarılı olmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Öğrencilerimizin derslerine çalışacağına inancım tam. Yalnız sayın hocalarımın da notlarının bol olması dileğiyle hepinize sevgi ve saygılar. Bundan sonrası zaten kapanıştı rektör yardımcımız. Evet. Ben bahsediyorum. Sen rektör yardımcımız, rektör vekilimiz aynı zamanda kendileri. Değerli öğretim üyesi arkadaşlarımız, öğretim görevlilerimiz, çok değerli mesai arkadaşları ve tabii ki sevgili gençlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yıl ikincisine katılma şansına eriştiğim, hakikaten şu ortamda bulmakla da gerçekten mutluluk duyduğumu samimiyetle beyan etmek istiyorum. Ben yazılı kağıtlarda konuşmayı sevmeyen bir adamım. Onun için de spontane konuşurum ve samimi konuşurum. Az önce genç hanım arkadaşımız açılış konuşması yapan, soyadı Kabancı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Hakikaten güzel konuştu. Hakikaten çok beğendim, tebrik ediyorum. Şu sıralarda çok uzak olmadığını düşündüm ama nereden baksanız 20'li yakın bir süre olmuş. Mezun olduğum yıllarda benim söyleyemeyeceğim cümleleri yüzümüze söylediği için de onu tebrik ediyorum. O kadar güzel söyledi ki, hakikaten de ben mutlu oldum, gurur duydum. Yaklaşık 3 yılı bitirdim Bahçeli, 4. yılıma döndüm. Herhalde ben buradan ayrıldığımda Kaymakam Bey nasıldı, ne yaptı diye soranların söyleyeceği rektör muhabirimiz de buralı kendileri. Tahmin ediyorum ki size diyeceklerdir, ya Kaymakam Bey eğitimle ilgili çok çalıştım. Geldiğimden beri anaokulundan başlayarak lisenin seviyesini yükseltilmesi, belki Bahçeli gençler de vardır burada, var mı gençler? Vardır. Anaokulundan başlayarak liselerdeki seviyenin yükseltilmesi için fiziki mekan dahil, öğretmenlerin sayısı dahil, imkanları dahil hakikaten yüklendim, hakikaten çalıştım, çalışmaya gayret gösterdim ve bir seviyeye ulaştık. Bunu son dönem yaptığımız araştırmalardaki elde ettiğimiz istatistik sonuçlarda da görüyoruz. İşte Anadolu Lisemizin başarı seviyesi %16'dan %64'lere çıktı, Fen Lisesi'ne giden öğrenci sayımız işte 2'ydi, 10'a çıktı vesaire. Yüksekokulla ilgili çalışmalarımız eksik kaldı itiraf ediyorum. Diyorum ya, samimiyetle konuşan birisi. Şu arka sırada oturanlar yaklaşık 10 yıl sonra bizim oturduğumuz yerlere oturacaklar. Diyecekler ki, ya orada oturmak ne kolaymış, ne güzel de eksikleri söylüyorduk.
bir iki de sallıyorum, geçiştiriyorum diyecekler. Şurada önde oturmak kolay değil gençler. Yüksekokulla ilgili eksiklikleri giderme konusunda ben geçen sene burada konuşurken bir takım cümleler söylemiştim. Ne yazık ki şimdi rektör mahallemizle konuşuyoruz, aynı cümleleri söylemek zorunda kalıyorum. İşte arsa vereceğiz. Ayarladık arsayı. Arsanın yeri belli. Geçen sene bu toplantı olan var mıydı gençler aranızda? Belki aynı cümleleri duydunuz. Kusura bakmayın. Yoksa yeniden kolay olacak bu iş. Yaklaşık 40 dönüme yakın, 40 dekara yakın bir araziyi biz yüksekokula teslim edeceğiz. Teslim edemeyi işimizin sebebinin dere yatağının inşaat için devam ediyor olması. Sözümüz var. Söz verdik. Hatta girişimde de bulunduk. Gelmedi arkası ama İnşallah bu yeri size teslim edeceğiz. Yüksekokula yeri teslim ettikten sonra da topu rektörümüze atmak çok kolay bir hale gelecek. Ben de onu hevesle bekliyorum. Hocam 2 yıl mı oldu Mehmet Hocam? 1 yıl oldu değil mi? Sizin 1 yıl mı oldu bundan? 8 ay. Yaklaşık 8 aydır beraber görev yaptığımız Mehmet Cengir Hocamız hakikaten farklılık getirdi. Hakikaten çok farklılık getirdi. Ben sizin binanızı sık sık ziyaret ediyorum yüksekokulu. Her gidişimde yeni yeni şeyler görüyorum. Hani eğitimle ilgili bir kaymakam olarak da yüksekokulu kendimden ayrı düşünmüyorum. Kendi görev alanımızdan asla ayrı düşünmedim. Bu manada arkadaşımızın yaptığı çalışmalarda hakikaten ama hakikaten teşekkürle ve şükranla karşılıyorum. İnşallah devamının gelmesini de bekliyorum. Ben sizleri çok tutmayacağım. Gençler çabuk sıkılıyor. Bu minvalde konuşacaklarımı beyan ettikten sonra hepinize saygılarımı sunuyor, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Sayın Aykut Gül'ü sahneye teşriflerini arz ediyorum. Dışarıda bir yere bir kampüs kurarsanız o öğrencinin bahçeye hiçbir şekilde
ne ekonomik olarak ne de kültürel olarak bir faydası olmayacaktır. Şimdi biz biliyorsunuz öncelikle ilk açılışımızı merkezde yaptık. Karşı olan yerleşkimizde, üniversitemizde. Orada ilk açılış dersini de vermek bana nasip oldu. Tabii bugüne kadar hep dışarıdan akademisyenler çağırdı. Fakat bu yıl rektör beyimizin de böyle bir talep üzerine artık kendi kadrolarımızla da bu işleri çevirmeye başlamış bulunuyoruz. Ve ben özellikle şunu da ifade edeyim, gerek lisans gerekse yüksek lisans düzeyinde biz ilk mezunlarımızı geçtiğimiz Haziran ayında verdik. Ve o zaman ben gelen velilerden, özellikle aldığım tepkilerden dolayı son derece memnun kaldım. Çünkü o velilerimiz 4 sene önce kendi çocuklarını getirip kayda getirdiklerinde gördükleri üniversiteyle 4 yıl sonra mezuniyete geldiklerinde gördükleri üniversite arasındaki farkı bize dile getirdiklerinde biz gerçekten son derece motive olduk, memnun olduk bu durumda. Tabii üniversite geliştikçe zaman içerisinde yeni akademik bilimler ekleniyor. Son bir yılda ne eklendi? Bizim var olan fen edebiyat, iktisat idari bilimler, mühendislik fakültelerinin yanı sıra son bir yılda İdariyat Fakültesi eklendi. Ondan önce Mimarlık, Güzel Sanatlar, Tasarım Fakültemiz vardı. Dolayısıyla 5 fakültemiz var. Fakat biz 3 fakülteye şu an öğrenci alıyor durumdayız. Bunların dışında yüksek okullar kurduk. Meslek yüksek okulları değil. Meslek yüksek okulları biliyorsunuz Bahçe, Düzici, Kadirli ve merkezdeki Osmaniye. Erzin çok faal değil şu anda. 5 tane meslek yüksek okulumuz var. Ama yüksek okul anlamında sağlık yüksek okulumuz kuruldu 4 yıllık. Kadirli'de bir uygulamalı bilimler yüksek okulu kuruldu yine 4 yıllık. Ve ayrıca da yabancı diller yüksek okulumuz kurulmuş bulunuyor. Tabii yabancı diller yüksek okulu kurduktan sonra da İngilizce hazırlık programına başladık. Bu yıl öğrencilerimizin, özellikle fakültedeki öğrencilerimizin önemli bir kısmı hazırlık sınıfı almak üzere, devam etmek üzere başvuruda bulundular. Tabii bunun dışında biz dışarıya açıldık. İlk defa bu yıl yabancı öğrenci aldık. 200'ün üzerinde 25'e yakın ülkeden başvuru aldık. İlk yıl olması bizim için çok önemliydi. Kaydolan öğrenci sayısından ziyade bizim bundan sonraki yıllar açısından çarkın dönmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz biz bunun. Ve inşallah önümüzdeki yıllarda da Osmaniye'de çok sayıda yabancı uyruklu öğrencileri de göreceğiz. Bu kapsamda biz zaman zaman yurt dışı fuarlarına katılıyoruz. Orada üniversitemizi tanıtmaya, anlatmaya çalışıyoruz. En son rektör bey ile birlikte Kazakistan'da katıldık. Ve gerçekten gördüğümüz ilgi karşısında şaşırdık. Çok yoğun bir ilgi var. İnşallah önümüzdeki yıllarda dediğim gibi bizim iç talebin yanı sıra dışarıdan da gelecek olan öğrencilerle biraz daha Osmaniye'nin kültürel yapısına, ekonomik yapısına da katkıda bulunmuş olacağız diye düşünüyoruz. Yabancı öğrenci neden önemli? Biliyorsunuz üniversite sayısı şu an 175'e çıktı. Zannediyorum gidişat 200'e kadar yükselecek bu sayı. Ve çoğu kontenjanların çok azını kullanıyor. %10'unu, %20'sini kullanıyor. Yarın bu üniversiteler tam kapasiteye geçtiği zaman bizim içeriden hiçbir yığılma kalmayacak. İşte 1 milyon 800 bin civarında öğrenci sınava giriyor ama yarın bunlara kilitlenmiş olacak ve kontenjanlar boş kalacak. Hatta şu an bazı bölümlerimizde boş kalmaya başladı. Sadece bizde değil, tüm Türkiye genelinde. Ben şunu da ifade etmek istiyorum. Türkiye genelinde doluluk oranına baktığımız zaman biz yeni bir üniversite olmamıza rağmen Türkiye ortalamasının da üzerindeyiz. Ben özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bu bakımdan bizim yarın iç talebin daralacağına dikkate alarak özellikle de Türkiye'nin gelecekte bölgesinde, dünyada çok daha güçlü bir ülke olmasının önünü açacak böyle bir eğitimde yapılanmaya da gitmek zorundayız. Dış pazarlara açılmak zorundayız. Üniversitemizde daha önce ifade ettiğim gibi 5 meslek yüksek okulumuz, aktif olan 4 tanesi var. Ön lisans seviyesinde öğrenci yetiştiriyor ve öğrencilerimizin %60'ı şu an meslek yüksek okullarında 2 yıllık programlarda ilk kurulduğumuzda tamamı meslek yüksek okullarındaydı biliyorsunuz. Bunun yanı sıra Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitümüzde de geleceğin akademisyenlerini yetiştirme noktasında da çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Hatta şu an gerek fen bilimlerde gerek sosyal bilimlerde yüksek lisans eğitiminin yanı sıra doktora programlarımıza da başlamış bulunuyoruz. Öğrenci sayımız artan üniversite sayısına rağmen giderek artıyor. Şu anda 7.607 civarında öğrencimiz var. Yüksek okullar içerisinde, meslek yüksek okullar içerisinde de Bahçe, Osmaniye'den hemen geliyor. Kadirli ve Düzici'nin önünde öğrenci sayısı itibariyle.
sizlerle ben özellikle paylaşmak istiyorum. Kampüsümüzde başka neler oluyor? Şu an biliyorsunuz biz üniversite olarak teknik bir üniversite olma yönünde adımlarımızı başlangıcından beri atıyoruz. Ve mühendislik fakültesi binamız bitme aşamasına geldi. 38 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir fakülte. İnşallah çok kısa zamanın içerisinde o da tamamlanmış olacak. Başka öğrenci yaşam merkezi diye bizim adlandırdığımız kütüphanenin ötesinde, yani geleneksel kütüphane diyebilirsiniz ama biz onun dışında öğrencinin birçok ihtiyaçlarını giderebileceği, kulüp faaliyetlerini yapabileceği, serbest çalışmasını yapabileceği bir yaşam merkezini de 14 bin metrekarelik kapalı alanı şu an inşaatı devam ediyor. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzun projesi tamamlandı, ihale aşamasına geldi. Ve İktisadi İdari Bilimler Fakültemizde 14 bin metrekarelik kapalı alan ile önümüzdeki yılda inşallah bir kısmının yükseldiğini, bir kısmının da inşaatının tamamlandığını görmüş olacaksınız. Tabii bugüne kadar başlangıçtan beri biraz merkeze, Karacaoğlan kampüsüne biz yükseldik. Fakat ilçelerimizi de boş bırakmıyoruz. Düz içinde örneğin modern bir yemekhanenin yeni açılışını yaptık. Bahçemizi Yüksekokulu Mehmet Hocam bizi hiç rahat bırakmadı. Geldiğinden beri, göreve başladığından beri gerçekten sağ olsunlar, çok emek verdiler. Kaymakamımızla ifade buyurdular. Gerçekten yani o bina bize çok küçük geliyor ama var olan haliyle de bir süre kullanma zorunluluğumuz var. Orada da çok güzel şeyler yapıldı. Yeni baştan yenilendi. Kademede yine spor tesisleri, meslek yüksekokulu anlamında bunlar yapıldı. Biz dediğim gibi bahçeyi önemsiyoruz. Şimdi toplum bize gelmesini bekliyoruz. Sayın Kaymakam ifade ettiler. İnşallah devlet sahibi projesi tamamlanır. Arkasından da top bize geldiği zaman en iyi projeyle orada bir kampüs alanı, güzel bir yerleşke, merkeze çok uzak olmayan ve aynı zamanda içerisinde spor tesisleriyle ve inşallah da yurt, tabii ki yurt da Osman, bahçe açısından ciddi bir problem. Kredi yurtlarla o anlamda da görüşmelerimiz devam ediyor. Dolayısıyla aynı kampüs içerisinde öğrencinin her türlü faaliyetlerini sergileyebileceği, kredi yurt imkanında olabileceği bir yer tasarlıyoruz. Sevgili öğrenciler, ben burada tabii yeni özellikle başlayan öğrencilerimize hitap etmek istiyorum. Sizler ülkemizin geleceği ve aydınlık yüzüsünüz. Mesleki ve kişisel anlamda kendinizi geliştirmeye bakın. Hedefiniz hiçbir zaman buradan diploma alıp ayrılmak olmamalı. Diplomayı elbette alacaksınız ama o tek başınıza bir işe yaramaz. Altını doldurmaya bakın. Kendinizi hem sosyal yönden geliştirin hem de sertifika programlarıyla onları desteklemeye çalışın. Çok okuyun bir defa. Danışın, sosyalleşin. Ya bu konuda kulüpler konusunda Mehmet Hocam yine ifade ettiler. Bizim SKS Daire Başkanlığımız da bu konuda her türlü desteği sizlere sağlayacaktır. Bu açılış kısmının sonrasında bir oryantasyon programımız olacak. Özellikle de yeni gelen, yeni başlayan öğrencilerimize yönelik olarak da çeşitli dairelerimiz, öğrenci işleri, bilgi işlem, SKS gibi. Onlar sizlere birinci elden bilgilendirme yapacaklar değerli arkadaşlar. Dolayısıyla kafanızda bu tür sorunlar varsa hemen onlara yönlendirebilirsiniz. Hedefinizi iyi belirleyin. Eğer hedefi iyi belirlemezseniz, rüzgar nereden eserse essin, siz o gemiyi doğru bir rota üzerinde tutamazsınız. Başarısızlıklara da hazır olun. Yenilgilere alışmayın. Yani başarısız olabilirsiniz ama hep böyle yenilmeye alışmayın. 1, 2, 3, 5 başarısızlık gelebilir ama arkasından onlardan biz başarmayı da öğrenebilmeliyiz. Yani yılmamalıyız. Tökezleyebiliriz. Hani Abraham Lincoln'ın söylediği gibi defalarca başkanlık seçimlerine gidiyor. Defalarca yenildiğiyle uğruyor, karşılaşıyor. Ama ondan sonra her seferinde diyor ki işte tökezledik ama diyor yıkılmadık diyor. Ve tekrardan gelip iki defa Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçiliyor. Biz millet olarak biraz çabuk moralimiz bozuluyor. Başarısızdan uğradığımızda da küsüp gidiyoruz. Onun için biraz daha böyle direnmemiz gerekiyor. Önüme fırsat çıksaydı demeyin. Her problem aslında bir fırsattır. Yani karşımızda hani bazen derler ya bela görünür ama şer gibi görünür ama hayırlara vesile olur. Onu o şekilde düşünmemizde fayda var. Hayallerinizi büyük kurun. Hayal gücünüz en büyük gücünüzdür. Yani başlangıçta şuraya geldik işte yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. Bir kere hedef belirlerken mutlaka bol bol hayalde bulunun. Yani geçmişte ben birçok arkadaşlarıma bakıyorum. Kendim de yine aynı şekilde o zaman hayal ettiğimiz
itibarını nasıl yapacağız dediğimiz birçok şeylerin ötesine geçtiğimizi görüyoruz. Yeter ki önce hayal edelim, hedefleri netleştirelim, o konuda da azimli olarak çalışmaya gayret edelim. Üzülmek istemiyorsanız geçmişi, endişe etmek istiyorsanız geleceği ve huzur bulmak istiyorsanız şu anı yaşayın. O halde geçmiş geçmişte kalmıştır. Gelecekle ilgili hepimizin endişeleri var. Ama aşırı endişe edersek de bugün onun stresi ve bunalım altında yaşarız. O halde yapılması gereken bugünü iyi değerlendirmek, şu anı iyi değerlendirmektir. Bunun için hedefi belirledikten sonra mutlaka güzel bir plan yapmak durumundayız. Değerli konuklar, azimle, samimiyetle, iyi niyetle, inancımızla bugün yeni bir akademik yılımızı daha açıyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de aynı özverili tavrımız bizi hak ettiğimiz noktalara ulaştıracaktır. Bu düşüncelerle yeni akademik yılın hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün konuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Rektör Vekilimize paylaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Bahçe Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından kurulan Grup Biz Bize'nin hazırladığı müzik dinletisi gerçekleşecektir. İyi seyirler diliyorum. Yap o zaman sevdiğim
saramadım o günden bir daha. Sen giderken saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece oldu, saydım her gün ayrıda. Dön istersen saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece oldu. Nerede tanrın aklı, nerede tüm aşkları, nerede umarım seni aşarken, nerede ağır boyu huzur veren dostluklar. Çeşitli
Başkanlığı olarak Edoram Ağrı'nı üniversitemize getirdik. Edoram Ağrı'nı
kullanıcı adınız, okul numaranız @ogr.edu.tr, şifreniz ise TC kimlik numaranızın ilk 8 hanesidir. Edirama'yla bağlanmadan önce ogr.oki.edu.tr adresinden ilk defa giriş yaparak, ilk girişinizi yaparak şifrenizi değiştirmeniz gerekiyor. Şifrenizi değiştirdikten sonra edoran.osmaniye.edu.tr adresinde farklı işletim sistemleri için ayarlar var. Siteyi ziyaret ettiğinizde göreceksiniz. Ayarların en sonunda sizden kullanıcı adı ve şifrenizi isteyecek. Kullanıcı adı yerine OKÜ mail hesabınızı ve şifre yerine de değiştirmiş olduğunuz şifrenizi girerek ilk ayarları yapmış olacaksınız. Tekrardan ayar yapmanıza gerek yok. Bir de Android uygulamamız mevcut. Sitemizi, OKÜ sitemizi buradan takip edebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. OKÜ'nü kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Fikir ve sanat eserlerini koruma yasası kapsamında MP3 ve film indirerek bu içeriği paylaşmak gibi yasa ve yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmamalıyız. OKÜ'nü araştırma, bilgi edinme ve becerilerimizi artırma amacıyla kullanmalıyız. OKÜ'nü başka kurum ve kuruluşların ya da kişilerin bilgilerini ele geçirmek, sistemlerini devre dışı bırakmak veya tamamen yok etmek amacıyla kullanmamalıyız. OKÜ'nü kullanırken başkalarını rahatsız edici düzeyde spam, hakaret, kötü sözler, iftira, karalama içeren mailler göndermemeliyiz. OKÜ'nü geniş kapsamlı bir ağ olduğu için güvenlik açısından şifrenizi ve kullanıcı adlarınızı kimseyle paylaşmayız. Teşekkür ederim. Şimdi aslında bence sizin için en gerekli olan daire başkanlıklarımızdan, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan Mehmet Mart bize bilgilerini paylaşacak. Fark ediyorum. Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Yeni eğitim öğretim yılının sizlere başarılar getirmesini diliyorum. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda görev yapıyorum ben. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız genel olarak sizlerin eğitim öğretim süresi boyunca ve mezun olduktan sonra sizlere iyi ve kaliteli hizmet sunmaktır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızda 12 personel olarak hizmet vermekteyiz. Genel olarak baktığınızda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın görünümü bu şekilde. Personel arkadaşlarımızı görmektesiniz. Üniversitemize gelince, üniversitemizde 5 fakülte, 3 yüksek okul, 5 meslek yüksek okulu ve 2 enstitü bulunmaktadır. Fen Bilimler Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere. Siz eğitim öğretim süresiniz boyunca yüksek öğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde programlar arasında geçiş, yatay geçiş yönetmeliğine tabi olabilirsiniz. Yani istediğinizde merkez kampüsümüze, Osmaniye Meslek Yüksek Okulu'na veya dilediğiniz bir üniversiteye yatay geçiş yapabilirsiniz ilgili yönetmelik gereğince. Bunun için de ortalamanızın 2 ve üzeri olması gerekiyor. Ayrıca FD ve FF derslerinizin olmaması gerekiyor. Sizin için bir önemli husus da dikey geçiş. Dikey geçiş de mezuniyet ortalamanız önemli oluyor. Mezuniyet aşamasından sonra başvurabiliyorsunuz ve herhangi bir kendi programınızla ilgili bölümlere dikey geçiş sınavıyla geçebiliyorsunuz. Dikey geçiş sınavınızda mezuniyet ortalamanız direkt etki etmekte. Ayrıca dikey geçiş sınavında Türkçe ve matematik testlerinden sorumlu oluyorsunuz. Ve daha önce herhangi bir üniversitede eğitim öğretim görmüş iseniz İlgili derslerden, eğitim öğretiminiz müfredatında yer alan derslerden muaf olabiliyorsunuz. Muafiyet süresi de ders kaydı yaptıktan sonra 15 gün içerisinde dilekçeyle meslek yüksek okulunuzda
okulda yer alan öğrencilerine dilekçeyle müracaat edebiliyorsunuz. Ders muafiyeti. Akademik takvimimizde yer alan ilk kayıt olan arkadaşlar da vardır aramızda. Kayıt olduktan sonra bahar döneminde sizin yapmanız gereken akademik takvimde yer alan tarihlere göre ders kaydınızı yapacaksınız. Daha sonra da danışman onayınızı yapmakla yükümlüsünüz. Katkı payı ve öğrenim ücreti. Biliyorsunuz katkı payı, öğrenim ücretini normal öğretim öğrencileri süresi içerisinde mezun olan öğrenciler ödememektedir. Ama ikinci öğretimler Bakanlar Kurulu'nun her yıl belirlemiş olduğu öğrenim ücretini ödemektedir. Ayrıca normal öğretimde eğitim öğretim süresini uzatan kişiler de harç ücreti ödemektedir. Devam ve mecburiyetine gelecek olursak öğrenciler derslere en az %70 uygulamalara en az %80 oranında devamları zorunludur. Ancak dersi bir defa aldınız, devam zorunluluğunu yerinize getirdiğiniz takdirde, yani FF'de kaldığınız takdirde bu derslerin devamından zorunlu değilsiniz. Sadece uygulamalara ve sınavlara giriyorsunuz. Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notları. Sınavların değerlendirilmesi ilgili öğretim üyesine bağlı. Manuel değerlendirme, hoca kendisinin belirlemiş olduğu kriterlere göre değerlendirebilir. Ve ayrıca sınıfta bağlı değerlendirme uygulayabilir. Harf notuna baktığınız zaman arkadaşlar A4, BA3.5, BB3, CB2.5, CC2, DC, DD1.5, DC1.5, DD1, FD05, FF0. Zaten değişen yönetmenimize göre artık FD ve FF'li derslerinizi alıyorsunuz alttan. Diğer derslerini almak zorunda değilsiniz. Onur ve yüksek onur öğrencilerine gelince ilgili eğitim öğretim yarı yılında ortalaması 3 ve 3.49 aralığı içerisinde yer alan öğrenciler onur öğrencisi. 3.5 ve 4 aralığı içerisinde yer alan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak belgelerini almaktadır. Üst yarıdan ders alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ortalamanız 3 ve üzeri olduğunda üst yarıdan ders almanız mümkün. Öğrenci işleri bilgi sistemine gelecek olursak, öğrenci işleri bilgi sistemine obs.osmaniye.edu.tr adresine ulaşabilirsiniz. İlk giriş yaptığınızda kullanıcı adınız, öğrenci numaranız, şifreniz, ilk giriş yapan arkadaşlar için TC kimlik numaralarının ilk 5 hanesi şeklinde olmaktadır. Daha sonra şifreniz istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Burada işte öğrenci bilgi sistemiyle ilgili görüntüleri görüyorsunuz. Ben dinlediğiniz için teşekkürler. Sorunuz varsa alabilirsiniz. Son daire başkanlığımız arkadaşlar, kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığından Emel Baykal. Merhaba arkadaşlar, ismim Emel Baykal, kütüphaneciyim merkez kütüphanede. Size çok fazla bilgi bombardımanı tutmadan hemen kısa, sizin ihtiyaç duyduğunuz sadece bilgileri vereceğim. Kütüphanemiz arkadaşlar sabah 8, akşam 7'ye kadar açık. Dönem içerisinde. Öğle arası da dahil buna. Okyo web sayfasında kütüphanenin yeri en alt kısımda gördüğünüz gibi kitap işaretleriyle gösterilmiş bir şekilde. Oradan kütüphanenin web sayfasına ulaşabilirsiniz. Kütüphanenin web sayfasına burada hani bunlardan gerçekten ulaşmazsınız. Büyük ihtimalle oradaki link sizin için daha yararlı olacak. Üniversite kütüphaneleri ne işe yarar? Üniversite kütüphaneleri arkadaşlar bilgi ve belge yönetiminde araştırmacılara, öğrencilere gereksinim duydukları bilgileri, gereksinim duydukları en kısa zamanda en doğru bilgiye ulaştırmayı sağlar. Size kütüphane kullanım kuralları. Burası bizim için çok önemli. Kütüphaneyi kullanırken arkadaşlar dikkat ettiğiniz kurallar var.
kütüphaneden yararlanma ücretsiz. Hiç kimseden bir bedel alınmıyor. Yalnız bu sene sistemimize katılan bir şey var, o ücret konusuyla alakalı. Kitaplar geciktirildiğinde 25 kuruş ceza alınıyor. Bu da bizimle alakası yok. Okünün strateji daire başkanlığına direkt geçişi yapılıyor bu paranın. Kütüphanemizin kitapların güvenliği elektromanyetik güvenlik sistemiyle sağlanmaktadır. Herhangi bir şekilde dışarıya çıkarma gibi bir şey söz konusu olmaz. Ya bunları sizin yapmayacağınızı biliyoruz ama yine de bir güvenlik amacıyla yapılan bir şey. Raftan alınan kaynaklar arkadaşlar, yine raflara değil de bizim ödünç masamız var. Ödünç masasına konması gerekiyor. Raflara konulduğu takdirde çalışan öğrencilerimiz var, onları raflara yerleştiren. Onlara daha fazla bir iş yükü getiriyor. Getirdiniz. Bunları da getirdim. Kütüphaneye üye olmak için arkadaşlar buradan siz hiç gelen var mı bilmiyorum Merkez Üniversite Kütüphanesi'ne. Herhalde yeni olduğunuz için gelmemişsinizdir. İlk geldiğinizde bir küçük bir formunuz var, onu dolduruyorsunuz. Şöyle bir form. Ondan sonra biz aktifleştiriyoruz. Daha önce bize sizin bilgileriniz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliyor. Ondan sonra siz kütüphaneye geliyorsunuz, sisteminizi aktifleştiriyoruz. Geçelim. Kaybedilen yayınlar, arkadaşlar alıyorsunuz yayını, kaybettiniz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Yerine ya aynısını, kitabın aynısını almanız gerekiyor. Ya da yani biz size parası konusunda yardımcı olamıyoruz. Parasını bizim alma ya da kitabı bizim alma gibi bir şeyimiz yok. Sadece nereden alabileceğiniz, nasıl alabileceğiniz konusunda yardımcı oluyoruz. Bu kütüphanenin katalog tarama linki. Sizin en çok kullanacağınız yer burası. Arkadaşlar buradan kitap tarıyorsunuz. Şu arama butonuna istediğiniz kelimeyi giriyorsunuz. Yazar adı olabilir, eser adı olabilir, konu olabilir. Tarama işlemini yaptıktan sonra bu seçeneğini tıklıyorsunuz, bu linkini tıklıyorsunuz. Size kitap listesini getiriyor. Bir daha. Şöyle bir liste geliyor. Bu kitapların var ya da kütüphanede var olup olmadığını gösteriyor size. Mesela ben, arkadaşlar şu mikrofonu kullanmasam olur herhalde. Zaten sesim yeterince geliyor. Burada şöyle gelebilir misin? Ya en çok işinize yarayacak kısım bu kısım olduğu için bu kısmı anlatmak istiyorum. Şurada şöyle bir numaralar var. Bu numaralar arkadaşlar konu sınıflamasına göre yapılmış. Konuları belirliyor. Mesela romanla ilgili şu roman değil, PL. DR tarih demek. Onlarla ilgili, onlar numarası olarak kütüphanede olduğunu gösteriyor. En altta bir şey var şu. Bu da ödünçte olduğunu gösteriyor kitapların. Şurada gördüğünüz gibi sizin en çok kullanacağınız biri Bahçe Meslek Okulu olarak çevirici yayınlar var. Hani oraya gelemiyorsunuz, kütüphaneye gelemiyorsunuz. Rocks ayarlarını yaparak bağlanıyorsunuz üniversitenin kütüphanesine. Aynı orada gibi kullanıyorsunuz. Burada yaklaşık 10.000 tane kitabımız var. Ders kitapları ve romanlar da dahil bunlara. Romanları online okuyorsunuz ama sadece online okuyabiliyorsunuz. Evde internetiniz varsa evden de bağlanabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bize geldiniz. Aktif işleminizi yaptık. Kendi sitenize giriş yapıyorsunuz buradan da. Üye kodunuzu giriyorsunuz. Üye kodunuz okul numaranız. Şifrenizde bütün öğrencilerin şifresi 1. Sonra girerek, bu sayfaya girerek kendi şifrenizi oluşturabiliyorsunuz. Mail adresinizi de oluşturuyorsunuz. Burada e-posta kısmını yazıyorsunuz. Kendi e-postanızı, şahsi e-postanızı yazıyorsunuz. Şifreyi aşağıda gördüğünüz gibi değiştirilmiş. Güncelle butonu var aşağıda. Güncelle butonuna bastık mı? Bilgilerimiz güncelleniyor.
Yolunuzu burada üzerin bilgileri görebiliyor musunuz? Kaç tane kitap aldınız? Üzerinizde hangi kitaplar var? İadelerin neler? Daha önce hangi kitapları okudun? Burada katalog taramaya girdikten sonra kendisiniz içerisinde katalog tarama yapıyorsunuz. İstediğiniz kitap başkasına verilmişse o kitabı şöyle şurada küçük bir ikon var. O ikonu tıklayarak kendinizi ayırtabiliyorsunuz. O siz ayırttığınız takdirde o kitap geldiğinde biz 3 gün bekletip size geri iade ediyoruz. Ayırtma kısmında o link, anahtar linki var. Tarama yaptıktan sonra burayı tıkladığınızda sizin adınızı ayırtıyor kitaplar. Biraz önce bahsettiğim hangi kitapları iade ettiğimizi veri tabanları, arkadaşlar veri tabanı dil gerektiriyor birazcık. İngilizce bilgisi olan arkadaşlar varsa eğer, yani İngilizceniz iyiyse. Çünkü bütün dergiler, bütün kitaplar, buradaki bütün kitaplar İngilizce, Türkçe yayın yok içerisinde. Bu konuyla ilgili bilgi almak isterse bana müracaat edebilir. Veri tabanları beni ilgilendiriyor üniversitede. Bunlar da veri tabanlarımız. Sizin için çok faydalı olacağını düşünmüyorum bunları ama mutlaka hani bunu bildikten sonra kurcalayıp daha iyi siz öğrenebileceksiniz, görebileceksiniz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sonra da alabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bizim kendi okulumuzda da kütüphanemiz var bu arada. Yani bu kadar çok karmaşık işleme girmenize gerek yok. Sadece kapıyı tıklatıyorsunuz, giriyorsunuz. Ondan sonra da orada belki yani bu kadar çok kitabın olmadığı ama yani kendi bölümlerinizle ilgili kitaplarınızı bulabileceğiniz bir ortamımız da var. Ama bu tabii. Ben hemen söyleyeyim. Zaten Bahçe Meslek Yüksek Okulu ile ilgili bir kütüphane çalışması yapılıyor. Şimdi Merkez Kütüphane'yi işbirliği içerisinde. Bu yıl içerisinde kütüphaneniz biraz daha sizin de zenginleşecek. Ama dediğim gibi o çeyrek için kendi okulunuzdan da faydalanabilirsiniz. Artı olarak başlayalım. Evet, bütün arkadaşlarımızı teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, son bir cümle hafta ben hazırladım. Ondan sonra gidebilirsiniz. Çok özür dilerim. Çok yoruldunuz belki ama biliyorsunuz zaten normalde bu olmasa da benim size dersim vardı, değil mi? Evet. Yani şimdi o kısmı tamamlayayım. Oryantasyon programının hazırlanmasında emeği ve katkısı olan bizlere, değerli bilgilerini sunan tüm akademik ve idari personelimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ailemize yeni katılan öğrenci arkadaşlarımıza, yani sizlere iyi ki geldiniz arkadaşlar. Mutlu bir akademik bir yıl diliyoruz. Teşekkürler.